Astronotlar geminin yakınlığında anlaşılmaz ve açıklanamaz bir şeyler... Alman Erbe, yani Alman ırksal araştırma ve eğitim yaklaşık 3500 yıl önce altın çağını yaşamış antik sesler çığlıklara, kurumalara ve telgraf bildirim seslerine. Dünya tarihinin en korkunç seri katiliyle karşılaşmış. İlk olarak koridorda 5-6 hafta sonra kameralar için Igor Diatlov yönetiyor. KGB su gibidir. Bulunduğu ortama uygun ara insanın zamanda yolculuk yapması meselesinin çözülebilir bir mesele olduğu iddiasını diyor. Nepal ile Çin arasındaki sınırda Asya'nın en uzun nehirleri ve en derin gölleri tarafından korunan uzak Tibet platosunda gizemli ve devasa Kailash Dağı yükselir. Bu dağ, Tibet'in güneybatısında Trans-Himalaya'nın bir kısmını oluşturur. Dağın antik Tibet yazıtlarındaki ismi Gangs Rinpoche'dir. Bu isim, sonsuz karın değerli mücevheri anlamına gelir. Çevresi gizem ve efsanelerle dolu bir yer burası. Eski inanışlara göre bu esrarengiz Tibet dağı, dünyanın eksenini veya cennete giden yolu temsil eder. Birçok doğu ülkesinde Kailash Dağı dünyadaki en kutsal yer olarak kabul edilir. Eski kaynakları ise tanrılar ülkesine giden yolun buradan geçtiğini yazar. Dört uzun nehrin Indus, Sutlej, Brahmaputra ve Karnali nehirleri arasında yer alan Kailash Dağı bugün hala çok kutsal ve mistik bilgilerin gizlendiği yer olarak bilinir. Lord Shiva'nın kutsal yurdu olduğuna inanılan dağ şu ana kadar fethedilemedi. İnanışa göre Tanrı Shiva, bu dağa tırmanmanın büyük bir günah olduğunu ve korkunç felaketlere sebep olacağını söylemiş. Budizm ve Hinduizme göre Kailash Dağı tanrıların meskenidir ve ölümlüler bu dağın zirvesini fethedemezler. Çünkü tanrıların yüzünü gören bir ölümlü oracıkta hayatından olur. Yerlilerin anlatımlarına göre dağın tepesi bulutlarla kaplıyken arada bir şimşeğe benzer ışık patlamaları olur ve bu sırada zirvede çok kollu dev bir varlık görünür. Kailash Dağı'nın sıra dışı şekli onun aslında bir dağ olmadığı şeklinde spekülasyonlara yol açmıştır. Rus araştırmacılar Kailash Dağı'nın tepesinin aslında eskiden dev insan yapımı bir piramit olduğunu ileri sürmüşlerdir. Eğer bu doğruysa o zaman insanlık tarihi yeniden yazılmalıdır. Çünkü bu iddia Kailash Dağı'nın bugün bilinen en büyük piramit olduğu anlamına gelir. Binlerce yıl önce bilinmeyen dünyalı veya dünya dışı bir uygarlık tarafından yapılmış bir piramit. Üstelik bu nokta coğrafi konumu açısından dünyanın diğer yerlerindeki piramitlerle şaşırtıcı bir simetriye sahiptir. Dağın topografisi ve yapısını inceleyen bilim insanları piramidal bir şekle sahip olduğunu ve bilinen tüm piramitlerin aksine dakiklikle kardinal noktalara yöneldiğini söylüyorlar. Son zamanlarda özellikle Tibet ve Kailash serisinin Rus çalışmalarının sonuçları eğer doğruysa insanlık ve uygarlıkların gelişmesi hakkındaki bilgimizi kökten değiştirebilir. İleri sürülen teorilerden biri Kailash Dağı'nın geniş insan yapımı piramit ve 100 küçük piramitten oluşan antik bir kompleksin de merkezi olduğudur. Ek olarak bu kompleks, mucizevi ve paranormal olayların gözlemlendiği diğer anıtları veya yerleri birbirine bağlayan küresel bir sistemin merkezi olabilir. Özellikle 20. yüzyılın başlarından itibaren sayısız seyyah da aynı şekilde bu dağın bir doğa olgusu olmak için çok fazla mükemmel olduğu argümanına dayanarak bu dağın yapay olduğu ve yapısı üzerinde bir şekilde bir müdahalenin söz konusu olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu dağ şeklen bir katedrale andırır. Yamaçlar şaşırtıcı bir biçimde dik açılarla aşağıya dek iner. Tabaka yataydır. Taş katmanların rengi ise yer yer değişkenlik gösterir. Ayırıcı çizgiler açık ve net belli olur ve dağın kocaman eller tarafından kırmızımsı devasa taş bloklardan yapıldığı izlenimi uyandırır. Antik Budist efsanelerine göre Kailash Dağı kudretli tanrılar tarafından kullanılmıştır.
Bu efsanelerden birinde anlatıldığına göre Milarepa isminde Budist bir büyücü, Bönpo tarikatının kara büyücüsü Naro Bönchung'a meydan okudu. Restleşen büyücüler hesaplaşmak üzere Kailash Dağı'na geldiler. Burada insanüstü ve acımasız bir çarpışma başladı. Ancak her iki büyücünün gücü eşitti. Daha sonra Kailash Dağı'nın zirvesine doğru yarışmaya karar verdiler. Hemen hemen tüm antik Tibet yazıtlarında Kailash Dağı'nın bulutların arasındaki zirvesinde tanrıların yaşadığı ve hiçbir ölümlünün bu zirveye ulaşmasına izin verilmeyeceği yazar. Özellikle son yıllar birçok dağcı ekibi bu uyarıları dikkate almadan bu esrarengiz dağa tırmanma cesaretini gösterdiler. Fakat belli bir noktadan sonra beklenmedik bir biçimde değişen ve kötüleşen hava koşulları, bir türlü aşamadıkları engeller, yaşanan gizemli olaylar veya halüsinasyonlar ya da daha da tuhaf olan şiddetli çarpıntı ve bir anda başlayan dayanılmaz baş ağrıları nedeniyle maceracılar geri dönmek zorunda kaldılar. Geçtiğimiz asırın 20'li yıllarında İngiltereli dağcılar Hugh Rutledge ve Albay Wilson, Kailash Dağı'na iki ayrı rota üzerinden ilk seferlerini düzenlediler. Rutledge, dağın kuzey yamacından zirveye ulaşabileceğinden emindi. Fakat işe koyulduğunda bunun göründüğünden çok daha zor olacağını anladı. Azmini yitirmeyen dağcı, doğu yamacından tırmanışa başladı. Bu sırada hızla kötüleşen hava koşullarına rağmen durmadı ve nihayet onu zirveye götürecek olan yolu buldu. Ancak artık geçti. Sıcaklık çok fazla düşmüş ve dört bir taraf yoğun bir sisle örtülmüştü. Rutledge kampa geri dönmek zorunda kaldı. Dağın güneybatı yamacından tırmanmaya çalışan Albay Wilson da aynı şeyi yaşadı. Günlüğüne düştüğü not şöyleydi: "Zirveye ulaşabileceğim en kolay yolu bulur bulmaz başlayan yoğun kar yağışı tırmanışı imkansız hale getirdi." Birkaç yıl sonra Avustralyalı jeolog ve dağcı Herbert Tichy bölge yönetiminden dağa tırmanmak için izin istedi. Bu isteği geri çevrilen Tichy'ye verilen cevap ilginçti. "Yalnızca tamamen günahsız olan bir insan o dağın zirvesine ulaşabilir. Böyle bir insan ise yeryüzünde yok. Ölümlüler için bu dağın yamaçları kristal gibidir. Zirveye ulaşmak için bir insan yukarıya doğru uçmak zorundadır." 1985'te Çin hükümeti çift yürekli tırmanıcı diye adlandırılan ünlü Reinhold Messner'a Kailash zirvesinin fethi için tırmanma izni verdi. Fakat Messner bilinmeyen bir nedenden dolayı son anda tırmanmaktan vazgeçti. İddiaya göre Alman dağcı bu işin kötü sonuçlar doğuracağından endişelenmişti. 2000 yılında İspanyol bir ekip Çin yönetiminden hatırı sayılır bir ödeme karşılığında Kailash Dağı'nı fethetmek için izin aldı. Çok iyi donanmış ekip dağın eteklerine kamp kurdu fakat tırmanışa başlayamadılar. Binlerce rahip ekibin önünü kesti. Ardından Dalai Lama, baştan Birleşmiş Milletler olmak üzere dünya çapında birçok uluslararası kuruluş ve tüm dünyadan milyonlarca inanan Kailash Dağı'nı fethetme girişimini protesto ettiler. Sonunda ekip geri çekilmek zorunda kaldı. Tibet-Nepal sınırını geçtikten 2 saat sonra dünyanın çatısı görünmeye başlıyor. Tibet'in bu zorlu geçitlerinde ilerlemenin tek yolu sağlam bir jiptir. Eğer böyle bir arabayla seyahat ederseniz, birkaç saat sonra ilk önemli durağınıza varırsınız. Ünlü yogi Milarepa'nın manastır kompleksi. Buradaki küçük bir köyde zaman durmuş gibidir. Uygarlıktan eser yok. Aynı günlük yaşam, aynı ortam, aynı kıyafetler. Buradan geçen elektrik kabloları ve arada bir gördüğünüz otomobiller olmasa, zamanda geri giderek 7. yüzyıla düşmüş gibi hissedersiniz. Budizmin buraların eski dini bonus sıkıştırmaya başladığı ve artık Tibet kralı Trungsen Kampo tarafından yaygın hale getirildiği döneme.
Burası ise Makomba. Yükseklik 5000 metre. Nefes almak gittikçe zorlaşıyor. Ancak dağ havası kristal gibi temiz ve berrak. Karlı dağ zirvelerinin görünümü insanı büyülüyor. Dahası buralarda insanın içini adını koyamadığı heyecan ve saygıyla karışık bir duygu kaplıyor. Tibet denince insanların aklına genelde sadece yüksek dağlar gelir. Ancak burada çok sayıda vadiler ve yaylalar da var. Fransız bir seyyahın güzel tabiriyle bu vadide ilerlemek insanın kendi nefsini aşması kadar zordur. Vücut çok fazla ağırlaşıyor. İnanışa göre son yer değişiminden önce Kuzey Kutbu tam da burasıymış. Ancak evrensel enerji akımlarını kontrol eden bu dağ hala gücünü koruyor. Burada Şambala Vadisi denilen ziyarete kapalı bir bölge var. Turizme açılmadan önce sadece rahiplerin girebildiği bu bölgeye giren herkes de buralarda alışılmışın dışında fizik kanunlarının işlediği hissi uyanıyor. Burada yalnızca kendinize güvenebilirsiniz. Kimse yardımınıza gelmez. Yaşadığımız şehir kültüründe toplum mühendisleri tarafından tasarlanan o sosyal yanılsamaların ve bilinçaltı mesajların hiçbirisi burada yok. Her şey en saf, en duru halinde. Başarmak ise yalnızca sizin elinizdedir. Geceleyin görünen yıldızlar, dünyanın başka hiçbir yerinde göremeyeceğiniz kadar çok sayıda parlak ve yakındır. Adeta elinizi uzatsanız dokunabilecekmişsiniz gibi. Bir diğer önemli durak Kutyumbun Manastırı. Tibetlilerin Budizm'den önceki dini Bonpo veya Bön dininin manastırı. Burası dünyanın en eski manastırlarından biri sayılır ve iddiaya göre Şambala'nın haritası da burada korunuyor. Manastırın yakınlarında daha ziyade küçük bir sığınağa benzeyen bir dağ evi var. Burada onlarca yıldır hiç dünyaya açılmadan yaşayan eski Bon ilminin hekimi yaşar. O hem yüce bir öğretmen hem de bir Tibet tabibidir. Yalnız yaşar ve nadiren görüntü verir. Daha önceki çalışmalarımızda Nazi Almanyası'nın yolladığı Ernst Schaefer yönetimindeki Nazi bilim insanlarından oluşan ekibin Tibet'e yaptıkları seferleri anlatmıştık. Okült ilimlerle uğraşan gizli Nazi teşkilatı Ananerbe ve ondan daha önceki Thule tarikatı bilim ve teknolojide büyük sıçramalar yapmanın tek yolunun Tibet'te korunan kadim bilgiler olduğunu düşünüyorlardı. Nazi yöneticileri Tibet'ten gelecek belgeleri büyük bir heyecan ve sabırsızlıkla beklemişlerdi. Alman mucit Victor Schauberger'in şemaları arasında bugünkü tabirle torsiyon alanı veya burulma alanı diye tanımlanan enerjiye esaslanan yeni nesil motorların ve bu motorlarla çalışan uçan araçların da çizimleri vardı. Bugün hala tartışılan bir iddiaya göre bu bilgiler Tibetli rahiplerden elde edilmişti. Bu arada torsiyon alanı veya Türkçesiyle burulma alanı terimi ilk kez 1922 yılında Fransız matematikçi Élie Cartan tarafından bilimsel bir varsayım olarak da ileri sürülmüştür. Doğadaki bazı alanlarda kuantum parçacıkların hızla dönmesinden enerji elde edilebileceğini anlatan bu varsayım hala ezoterik bir kavram olarak kaldı. Ancak günümüzde torsiyon alanlarının gerçek olduğuna inanan bilim insanları dahi var. Onlara göre bu tür alanlarda insanlar psişik olarak ağır etkilere maruz kalabilir. Tibet inancına göre ise burulma alanı varoluşun temelini atmıştır. Varsayıma göre Kailash Dağı da bu tür alanlardan biridir. Dağın güney tarafında dakik bir şekilde dünyanın dört yönünü gösteren biri dikey, diğeri yatay olmak üzere iki dev çatlak var. Güneş batımı sırasında bu çatlaklar ve kayadaki çıkıntılar gamalı haçı andıran bir şekil alır. Dağın yakınlarında Manasora var ve Rakshasthal isminde iki göl var. Yerlilerin ikiz göller dedikleri birbirinden 5 kilometre mesafede yerleşen bu iki gölle ilgili de garip şeyler anlatılır. Manasora var alan olarak daha büyüktür ancak fazla derin değil ve içinde balıklar yaşar. Rakshasthal ise Budizm ve Hinduizm'de iblisi ve yamyam kötü ruhları sembolize eder. Yerlilerin anlatımlarına göre mevsimden veya hava durumundan bağımsız olarak Manasarovar sürekli sakinken
Rakşas dal aksine her zaman dalgalıdır. Bu arada bu dağla ilgili gizemli bir durum daha var. Buraya gelen insanlarda hızlı yaşlanma belirtileri gözlemleniyor. Örneğin burada 12 saat geçirmiş birinin tırnakları ve saçları yaklaşık 2 haftalıkmış gibi uzar. Buna dağı çevreleyen, bilinmeyen bir tür enerjinin neden olduğu düşünülüyor. 80'li yıllarda bir grup Amerikalı turist daha bu aşılmaz dağa tırmanmaya karar verdi. Ancak hem fiziksel olarak hazırlıksızlardı hem de donanımları yetersizdi. Dolayısıyla girişimleri de başarısız oldu. Yerliler arasında dolaşan söylentilere göre 30'lu yaşlarda olan bu dağcılar 12 saatte yaklaşık 2 hafta yaşlanmışlardı. Geri döndüklerinde tırnakları ve saçları 2 haftalıkmış gibi uzamıştı. Çünkü Tibetli rahiplere göre Kailaş Dağı'nda zaman bükülüyor. Zaman akışının değişkenliği bilim insanları tarafından 20. yüzyılın başlarından beri araştırılmaya başlansa da bu olguyla ilgili henüz net bir sonuca varılmış değil. Bu konuyu daha önceki çalışmalarımızda anlatmaya çalışmıştık. Ancak Kailaş Dağı'ndaki varsayımsal zaman bükülmesi olayının yine daha önce aynalarla ilgili videomuzda anlattığımız bir konuyla bağlantısı var. Bunu da iddia eden kişi, Kailaş Dağı ile ilgili yapılmış en geniş araştırmalardan birinin sahibi Dr. Muldashev'dir. Bu adam Kailaş Dağı'nda zamanı büken şeyin dev bir yansıtıcı, yani bir tür enerji aynası olduğunu iddia ediyor. Unutanlar için bilinmeyene açılan kapı aynalar çalışmamızdaki Kozirev'in aynası konusunu hatırlatalım. Ünlü Sovyet astrofizikçisi Nikolay Kozirev daha 1960'larda aynaların her türlü enerjiyi yansıtabildiği fikrine dayanarak oval bir aynanın veya herhangi pürüzsüz bir yüzeyin zamanı dahi bükebileceğini iddia etmişti. Bilim literatürüne Kozirev'in aynası diye geçen bu varsayım 1980'lerde akademisyen Kaznacheyev'in rehberliğindeki bir deneyle test edilmişti. Sonuçlarıyla ilgili düzenlenen raporda bu silindir spiralin içine oturtulan insanların bir süre sonra tuhaf psikofiziksel şeyler hissettikleri yazıyor. Deneylerden kimisi telepati vakası yaşadığını, bazıları kendi vücutlarından ayrıldıklarını, bazıları ise aynada geçmişleriyle ilgili bazı görüntüler izlediklerini anlatıyorlar. Kozirev'in devamcıları tarafından Kozirev'in aynası diye adlandırılan bu teorisine göre bunun nedeni aynanın bu şekilde bükülmesiyle oluşturulan küçük alanın içinde zamanın da bükülmesidir. İnsanların algılarında oluşan değişimlerin ve geçmiş gelecekle ilgili gördükleri sanrıların nedeni budur. Bakın Muldashev ne diyor? Orada çok fazla yansıtıcı var. Hele esas büyük zaman aynasını nasıl görmezsiniz? Birçok resimde ve videoda var. Bu muhteşem bir şey. Bu yapının doğal bir oluşum olduğunu söylemek için hiçbir şeye inanmayan bir aptal olmak gerek. Tabii Kailaş'taki ayna denilen yapıların boyutları devasa. Örneğin Tibetli rahiplerin Mutlu Taş'ın evi dedikleri kayanın yüksekliği yaklaşık 800 metredir. Bir de yarım daire şeklinde kaya var. Yüksekliği yaklaşık 350 metre. Mutlu Taş'ın evi kayası 700 metre yüksekliğinde bir başka oval kayayla birleşiyor. Muldashev'e göre bunlar Kozirev'in aynasının aynısıdır. Çünkü Kailaş Dağı'na yaklaşan insanlar tıpkı Kozirev deneyinde kullanılan insanların anlattıkları şeyleri yaşıyorlar. Kimine göre zaman yavaşlıyor, kimine göre hızlanıyor. Kimisi çocukluğuyla ilgili, kimisi gelecekle ilgili halüsinasyonlar görüyor. Ancak bu sırada zamanı gösteren aygıtlarda herhangi bir değişiklik gözlenmiyor. Tibet'teki bu anlatımların tek açıklaması yine eski Tibet yazıtlarında geçer. Bu kaynaklara göre bu dağ, zamanı ve boyutları kontrol edebilen doğaüstü güçler tarafından korunmaktadır.
İşin içine doğaüstü ve paranormal açıklamalar girince insan ister istemez bunların gerçeklik payının ne olduğunu sorgulamak istiyor. Öyle ya, tüm bunların eskiden kalma efsaneler veya yerli halkın uydurmaları olmadığı ne malum? Fakat bu durumda onlarca dağcının anlayamadıkları çok güçlü enerjiye maruz kalmaları yönündeki anlatımlarının, yaşadıkları açıklanamaz şeylerin, gördükleri tuhaf sanrıların da mantıklı açıklaması olmalı. Nedir bunların sebebi? Sadece oksijensizlik mi? O halde yeni bir soru daha doğar. Dünyadaki tek oksijensiz zirve burası mı? Rus dağcı Sergey Sisyakov 2007 yılında bu dağı aşmak için giriştiği başarısız denemeden sonra şunları yazdı. Ben deneyimli bir dağcıyım. Himalayalardaki çeşitli zirvelere onlarca tırmanış gerçekleştirdim. Fakat bu dağda yaşadıklarım benim algımın çok ötesinde şeylerdi. Dağın yamacına vardığımda kalbim çarpıyordu. Kutsal dağın eteklerindeydim. Asla aşılamayacağı söylenen dağın. Onun ihtişamı karşısında kendimi son derece güçsüz hissediyordum. Bu dağın sihrine yenik düşen seleflerimin akıbetine uğramaktan korkuyordum. Tırmanışa başlamamızdan kısa süre sonra ben ve arkadaşlarımda şiddetli baş ağrıları başladı. Yerden çok yüksekte olduğumuz için bunun oksijen eksikliğinden kaynaklandığını düşündük. Ancak birkaç saat sonra her şey daha da kötüleşti. Ayaklarımız birer kurşun gibi ağırlaştı. Adım atmakta zorlanmaya başladık. Kendimi son derece bitkin hissediyordum. Derken bir anda bu dağa ait olmadığım ve kesinlikle geri dönmem gerektiği hissine kapıldım. Bu karar beynimde net olarak şekillenmişti ancak dudaklarım kilitlenmiş gibiydi. Arkadaşlarıma geri dönmek istediğimi söylemek istiyor fakat bunu bir türlü yapamıyordum. Nihayet geri dönüp inişe başladığımız sırada kendimi rahatlamış hissetmeye başladım. Vücudum hafiflemiş, kaslarım gevşemişti. Yer çekimi kaybolmuş gibiydi. Maruz kaldığım güçlü enerji bana yaramıştı. Başarısız olmuştum ama hayatımda hiç olmadığım kadar mutluydum. Geri dönüşünden sadece birkaç gün sonra Sisyakov, Tibet folklorundaki bir efsaneyi okuyunca hayretler içinde kaldı. Bu efsaneye göre Kailaş Dağı'nın ruhları, kendi sınırlarına kadar yaklaşmak cüretini gösteren ölümlülerin dillerini kilitleyerek onları konuşamaz hale getiriyorlarmış. ''Ben eminim ki'' diyor Sisyakov, ''kadim Tibet yazıtlarının uyarıları uydurma değil ve onlarca dağcının uzun yıllar boyunca yaşadığı şeylerin hepsi tesadüf olamaz.'' Çok fazla işaret burada insanlığın henüz anlayamadığı, daha doğrusu anlamaya henüz hazır olmadığı bir sırrın gizlendiğini gösteriyor. Antik çağlardan beri bu masif, tüm Asya halkları arasında saygıyla anılır, dört din içini ise kutsal kabul edilirdi. Hinduizm, Budizm, Cainizm ve Şamanizmin. Bu dinlerdeki kozmolojik efsanelere göre Kailaş Dağı, dünyanın Mundi ekseni yani merkezi, aynı zamanda dünyanın doğduğu yer ve göklerle dünya arasındaki bağlantıdır. Kailaş Dağı'na olan merak çok eski zamanlara kadar gider. Bazı mistikler bu dağın bir yerlerinde gizemli Şambala Krallığı'na giden gizli bir geçit olduğunu anlatırlar. Hinduizmin bazı mezheplerindeki inanışa göre Himalayaların kuzeyinde mükemmel insanların yaşadığı Kapapa adlı bir bölge var. Efsanevi Şambala'nın da Himalayaların kuzeyinde olduğu varsayılıyor. Bölgeyi gezmiş birçok yabancı seyyahın buralardaki kutsal insanlardan aldığı bilgiler burayı işaret ediyor. Bu bilgilere göre yüksek dağların ortasında görünmeyen gizli vadiler var. Buradaki kaplıcalar zengin bitki örtüsünü besler. Bu volkanik topraklarda sayısız nadir ve şifalı bitkiler yetişir. Milarepa, Tibet halkı tarafından çok sevilen bir yogi, bilge ve şairdi. Çeşitli resimlerde ve illüstrasyonlarda sağ elini kulağına koymuş, bir şeyi dinliyormuş veya şarkı söylüyormuş gibi tasvir edilir.
Burada bilgenin kutsal ilimleri şarkılar yoluyla aktarmasına atıfta bulunulur. Kutsal Kala Çakra öğretisinin koruyucusu olan Şambala topraklarını bulmak zor. Tarihteki birçok insan Şambala'yı bulmak için can attı. Bu insanlardan bazıları bu masalsı ülkeyi bulamadan, geriye iz dahi bırakmadan kayboldular. Araştırmacı Ernst Muldashev anlatıyor. Tibet metinlerinde Şambala'nın Kailash'ın kuzeybatısında yer alan ruhani bir ülke olduğu geçer. Bu konuyu bilimsel açıdan ele almak benim için zordur. Ancak şunu net olarak söyleyebilirim ki, Kailash kompleksinin dünyadaki yaşamla bir ilişkisi var. Biz Tanrılar Şehri'nin piramitler ve taş aynalardan oluşan şematik haritasını yaptığımızda çok şaşırmıştık. Şema, DNA moleküllerinin uzamsal yapısına benziyor. Tibet Budist öğretisine göre Şambala, mutluluk ve huzur ülkesidir. Aynı zamanda birçok dini öğretinin de doğduğu yerdir. Tibet üzerine uzun yıllar yaptığı araştırmalarıyla bilinen Muldashev'e göre elde ettiği bilgiler iki yeraltı ülkesinden bahseder. Şambala ve Agartha. Bu ülkeler insanlığın ve insanlıktan önceki birçok uygarlığın gen havuzunun bir kısmının korunduğu yerlerdir. Thule Cemiyeti tarafından sağlanan bilgiye göre Gobi ve Himalayalarda doğmuş, şu anki insanlıktan çok daha ileri bir uygarlık, sonradan Şambala ve Agartha adlı iki kola ayrılmıştır. Bunlardan ilki henüz insanlık tarafından bilinmeyen güçler ve enerjiyle korunan bir güç merkezidir. Bu merkezden dünyanın her yanını bir ağ gibi saran gizli tüneller vardır. Kailash Dağı dini açıdan büyük bir öneme sahiptir. Hinduizm, kötülüğün ve hüznün yıkıcısı olan Lord Shiva'nın Kailash Dağı'nın zirvesinde yaşadığını ve eşi Parvati ile birlikte derin meditasyon halinde oturduğunu öğretir. Vishnu Purana'ya göre dağın dört yüzü kristal, yakut, altın ve lapis lazuli'den yapılmıştır. Bu dağ dünyanın direğidir ve lotusu simgeleyen altı dağ silsilesinin merkezinde yer alır. Budizme göre ise bu dağ, yüce mutluluğu temsil eden Buda Demchok'un da evidir. Bön dininin Budizmle yer değiştirdiği yerin de bu dağ olduğuna inanılır. Bön veya Bonpo, Tibetlilerin Budizm'den önceki diniydi. Jainizm'de veya Jainizm'de Kailash, Ashtapada Dağı olarak adlandırılır ve ilk Jain olan Tutankara Rishabhadeva'nın yeniden doğuştan kurtulduğu yer olarak bilinir. Jainizm'de burası dinin kurucusu olan Rishabhadeva'nın aydınlanmaya ve özgürlüğe ulaştığı yerdir. Bu dinlerin rahipleri ve inananları hayatlarında bir kez dahi olsa bu dağın etrafına dolanmaya can atarlar. Yani Müslümanlar için Kabe ne anlama geliyorsa bu dört din içinde Kailash Dağı o anlama gelir. Karmayı yenilemek ve geliştirmek için dağın etrafında bir tam tur atmak gerekiyor. Ancak ne kadar çok sayıda dolanılırsa o kadar iyidir. İdeal sayı ise 108'dir. İnanışa göre bu şekilde başarılı ve yüksek düzeyde reenkarnasyonu güvenceye almış olursunuz. Modern teorilere göre ise Kailash Dağı'nın içi boş ve buradan ulu bilgelerin dünyayı yönettiği ülkeye gizli bir geçit var. Birkaç yıl önce Muldashev, jeoloji, fizik ve mağaracılık dallarında uzman kişilerden oluşan bir ekiple Tibet platosuna bir sefer yaptı. Seferin amacı Kailash Dağı'nın sırlarını çözmekti. Birkaç ay boyunca dağın eteklerinde kaldılar, çevreyi öğrendiler ve kaydettiler. Çeşitli efsaneler ve dağın çevresinde yaşanmış olan olgularla ilgili eşsiz tanıklıklar topladılar. Muldashev yazıyor. Gecenin sessizliğinde dağın merkezinden garip sesler duyuluyor. Bir gece ben ve arkadaşlarım dağın içinden geldiğinden kesinlikle emin olduğumuz yuvarlanan bir taş sesi duyduk. Ben bu dağın doğal bir jeolojik oluşum olduğundan eminim ancak bu doğal piramidin antik çağların büyük sırlarını taşıdığını düşünüyorum. Biraz olağan dışı sayılabilecek bu tahminin o sırada orada bulunan jeologlar tarafından öne sürülmesi işi daha da ilginç kılıyor. Onlar bu dağın gerçekten de piramidal bir şekle ve dolayısıyla da dünyadaki diğer tüm piramitlerde olduğu gibi dört tarafının olduğunu tasdik ediyorlar.
Ayrıca bu bilim insanının tartışmalı varsayımına göre ortalama yüksekliği 6666 metre olan dağın yüksekliği sürekli değişiyor. Resmi rakam her ne kadar 6638 metre olarak kabul edilmiş olsa da bu konu bilim insanları arasında tartışma konusudur. Ve 6638-6890 arasında değişen rakamlar verilir. Bunu Himalayaların nispeten genç bir dağ silsilesi olmasıyla açıklamak mümkün. Kaya menşeine bağlı olarak bu tür dağ silsilelerinin yükseklikleri yılda 0.5-0.6 cm kadar değişebiliyor. Ancak Kailaş'ın yüksekliği ile ilgili verilen rakamlar arasındaki farklar biraz fazla büyük. Bu dağla güney ve kuzey kutupları, Neolitik Stonehenge ve Büyük Mısır piramitleri arasında şaşırtıcı bir korelasyon var. Mesela Kailaş Dağı'ndan başlayarak Mısır piramitlerine doğru düz bir meridyen çizdiğinizde, çizginin devamı hiç sapmadan direkt gizemli Paskalya Adası'na gidiyor. Aynı çizgi İnka piramitleri ve Stonehenge'in de üzerinden geçiyor. Dahası Kailaş Dağı ile Stonehenge arasındaki mesafe 6666 kilometredir. Kailaş Dağı ile Kuzey Kutbu arasındaki mesafe de 6666 kilometredir. Kailaş Dağı'nın Güney Kutbu'na mesafesi ise 13332 kilometre, yani ilk rakamın tam 2 ile çarpımıdır. Numerolojide 6666 rakamı mutlağı simgeler ve dolayısıyla bu rakam bu dağa tesadüfen kodlanmış olamaz. Bu iddialarından dolayı Muldashev, bu alandaki selefi olan Helena Blavatsky'nin uğradığı akıbetten yakasını kurtaramadı. Aslında kendisi de bir bilim insanı ve bir profesör olan Muldashev, başta bilim çevreleri olmak üzere karşıtları tarafından, bilgisiz ve inançlı insanların kafasını bulandırmaktan tutun, etrafındakilerle birlikte doğrudan yalancılığa ve şarlatanlığa kadar çok ağır eleştirilere ve ithamlara maruz kaldı. Mesela karşıt yazıların birinde şöyle deniyor: Wikipedia'da dahi 6714 metre olarak gösterilen yükseklik, Muldashev'in kitabında niyeyse 6666 metre olarak lanse edilmiştir. Amaç açıktır. Meseleye gizemli bir hava katmak. Hele Kailaş ile Kuzey Kutbu arasındaki mesafenin 6666 kilometre olarak gösterilmesi absürttür. Çünkü bu kadar uzun mesafeler son metresine dek böyle dakiklikle ölçülemez. Dahası Alexander Lesnyansky adlı bir Rus yazar, Muldashev'in harita üzerinde Kailaş Dağı'ndan başlayarak çizilecek düz bir meridyenin doğrudan Paskalya Adası'ndan geçtiği iddiasını da reddediyor. Çünkü bir başka ölçümde Paskalya Adası'nın merkezinden başlayarak çizilen bir meridyenin Kailaş Dağı'ndan 1000 kilometre saparak Hindistan ve Pakistan sınırındaki Tar çöllerinden geçtiğini söyler. Kailaş Dağı'nın yüksekliğinin sürekli değişmesi iddiasına gelince, Lesnyansky yer kabuğunun bu kadar büyük ölçülerde değişemeyeceğini, Kailaş gibi dağlarda 10-12 gücünde, yani ölçeğin en yüksek düzeyindeki depremlerde bile yüksekliğin en fazla 1 metrelik bir değişim göstereceğini yazıyor. Ayrıca şeklinden dolayı Kailaş Dağı'na mükemmel bir piramit denmesini şizofrenik vaka diye nitelendiriyor. Eğer Kailaş Dağı düzgün bir piramit ise, o halde Everest Dağı da dahil dünyadaki dağların çoğu piramittir ve hepsini insanlar yapmıştır. Son yıllar, binlerce yıl önce dünyada yaşamış ve insanlık tarihinde büyük izler bırakmış gizemli bir üst uygarlıkla ya da uygarlıklarla ilgili iddialar çok sık gündeme gelmektedir. Hatta Stonehenge, Mısır ve Güney Amerika'daki piramitlerin bu dünya dışı uygarlığın kontrolü ve rehberliği altında yapıldığı iddia edilir.
Bu iddialar da çok ciddi bir şekilde kabul görüyor. Bilim bu iddiaları kabul etmez ve bu da iki esasa dayanır. Bilimsel yöntemde belirsizlik belirleyici değildir. Bu mantıkta da böyledir. Yani açıklanamayan herhangi bir nokta başka bir noktanın açıklaması veya kanıtı olamaz. Nasıl yapıldığını açıklayamadığımız yapılar, insanlardan önce yaşamış gelişmiş uygarlıkların varlıklarına kanıt teşkil etmez. Şimdi konumuza devam edelim. Moldaşev'e göre Tibet platosundaki bu piramit, yeraltı tünellerle birbirlerine bağlanan tüm diğer piramitlerin tam merkezinde yerleşiyor. Aslen Tibetli olduklarından ve Kailash Dağı'nda yaşamış olduklarından emin olduğum Shiva, Rishabhadeva, Tirthankara ve tüm diğer tanrılar, belki de böyle etkileyici yapıları yapacak teknolojiye sahip başka dünyalardan gelmiş varlıklardı. Daha önce hazırladığımız Dashi Dorje Itigelov videomuzdaki olayı hatırlayın. 1852-1927 yılları arasında yaşamış Doğu Sibirya Budistleri ruhani lideri Hambo Lama 12. Dashi Dorje Itigelov, kendi vasiyeti üzerine ölümünden 75 yıl sonra mezarından çıkarılan vücudunun hiç bozulmadığı ortaya çıkmıştı. 2002 yılından beri de Sibirya'daki bir manastırda sergilenmektedir. Tibetlilere göre bu, somati denilen derin ve sonsuz meditasyon halidir. Bu şekilde korunan vücut milyonlarca yıl hiç bozulmadan kalabilir. Bunu sağlayan temel etken, ruhun negatif enerjiden tamamen arınmasından sonra vücuttaki sıvının henüz bilmediğimiz bir dördüncü hale geçmesidir. Ruhun negatiflikten tamamen temizlenmesinin tek yolu ise bedendeki torsiyon alanını, yani burulma alanını pozitif yöne doğru döndürebilmekten geçer. Kutsal Dağ'ın sırrını çözmeye çalışan araştırmacıları en çok heyecanlandıran kısım, Tibetlilerin Nandu Lahiti adını verdikleri bölümdür. Uzunluğu yaklaşık 2000 metre, genişliği 800 metredir. Yerliler bu bölümün Seradung adını verdikleri bir yeraltı tünelle Kailash Dağı'na bağlandığını anlatırlar. Eski bir Çin efsanesine göre uzaktan dev bir kapalı salona benzeyen bu kısmın da içi boştur. Ve orada Hazreti İsa'dan itibaren peygamberlerle birlikte Buda, Krishna, Zarathustra, Konfüçyus gibi dünyaya gönderilmiş en büyük bilgelerin, insanlığın büyük öğretmenlerinin bedenleri lotus pozisyonunda ve somatide mutlak sessizlik ve sükunet halinde oturmaktalar. Buna bir başka deyimle taş kesilmiş vücutlar derler. Buraların gizli yeraltı mağaralarında onlardan sayısız miktarda bulunuyor. Burada Tibetlerin zirvesinde bulunma nedenleri ise insanlığın bir uygarlık olarak tamamen ortadan kalkması durumunda her şeyi yeniden başlatmak için bir gen havuzu görevini yerine getirmektir. Bunun nasıl gerçekleşeceği ile ilgili ise kimsenin bir fikri yok. Burada aynı şekilde Atlantisliler ve Lemuryalılar da dahil insanlardan önceki uygarlıklarında mensupları var. Onlar da aynı şekilde bekletilmekteler. Ölümlülerin bu bölüme girmelerine izin yok. İyi niyetli olmanız dahi bir anlam ifade etmiyor. Çünkü Bönpo rahiplerinin anlatımlarına göre rahatsız edilmeleri halinde vücutları yumuşamaya ve bozulmaya başlar. Bunun nedeni ise bedenin burulma alanının, ona yaklaşan insanın veya varlığın burulma alanıyla etkileşime girerek yavaşlaması ya da durmasıdır. Bu somati durumundaki bedenin yumuşamaya başlamasına neden olur. Yani tam anlamıyla ölürler. Bu yüzden o bölüme girecek insanın her türlü kötülükten arınmış, aydınlanmış, yüce bir ruha ve doğru yönde dönen enerji alanına sahip çok özel biri olması gerekir. Bön rahibine göre biz modern şehir insanlarında bu özellikler çoktan kayboldu. Bizim buralara yaklaşacak kadar manevi gücümüz yok. İşte somati mağaraları ve içindeki varlıklarla ilgili bazı ayrıntılar.
Bunların var oldukları bilinen yerler Tibet, Nepal, Çin ve Hindistan'dır. Bu somati mağaraları üç çeşide ayrılır. Bizim uygarlığımızdan örneklerin bulunduğu bölüm, önceki uygarlıklardan örneklerin bulunduğu bölüm ve karışık olanlar. Yani Lemuryalılar, Atlantisliler ve Arilerin bir arada bulunduğu bölümler. Tabii ki insanların en çok girmeye çalıştıkları bölümler, önceki uygarlıklardan örneklerin bulunduğu mağaralar. Bu bölümler eski uygarlıkların psişik güçleri tarafından özenle korunuyorlar. Buralar çok değerlidir çünkü insan soyunun tüm yelpazesi bir aradadır. Bu büyük mağaralara giden dar tüneller mağaraların kendilerinden daha tehlikelidir. Çünkü gücün en çok yoğunlaştığı, bir başka deyimle sıkışıp biriktiği yerler oralardır. Bu mağaralarda bazı seçilmiş ve adanmış insanlar görevliler. Arada bir uğrayıp buradaki insanları kontrol ederler. Görevlilerin bazen bu insanlarla konuşabildikleri de anlatılır. Ancak onların anlattıklarını diğerlerine açıklamak kesinlikle yasaktır. Görevliler onların nadiren konuştuklarını ve konuşurken dudaklarının çok az kıpırdadığını söylüyorlar. Bazen ise binlerce yıldır susan bu insanların gözleri hareket eder. Vücutları neredeyse canlı insan vücuduna benzer. Sadece biraz yeşile çalar. Hepsi lotus pozisyonunda oturur vaziyetteler. Çoğunun altında kaplan derisi var. Bunun da nedeni bilinmiyor. Bacakları bağdaş şeklinde ve kendilerine doğru çekilmiş, elleri dizlerinin üzerinde, gözleri yarı açık ve göz bebekleri yukarı bakıyor. Bu yüzden açık kalan kısımdan sadece gözlerin beyazı görünüyor. Yani bu insanlar uykudalar. Çünkü ölmüş insanın göz bebekleri düz öne doğru bakar. Bazıları normal insanlardır. Bazıları insana pek benzemiyor. Kimileri giyinik, kimileri çıplaktır. Vücutları sert ve buz gibi soğuktur. Tıpkı bulundukları ortam gibi. Boyları değişiyor. Bizim boy ortalamamızda olanlar da, korkutucu dev boyutlarda olanlar da var. Kafa tasları da çeşitlidir. Bazıları çok büyük, bazıları ise hem büyük hem bir kule gibi uzun kafa taslarına sahipler. Ama hepsi uzun saçlıdır. En son 20. yüzyılda Suraj Bajra isimli Nepalli bir rahibin bu mağaralardan birine girerek Somati'ye geçtiği söyleniyor. Onun dışında uzun zamandan beri bu duruma ne giren ne de bu durumdan çıkan görüldü. Girmeyi deneyenler çok olmuş fakat hiçbiri başaramamış. Nedeni ise önceden de belirttiğimiz gibi modern insanın manevi açıdan çok zayıf olmasıdır. Hiçbir antik kayıtta somati durumuna geçmiş bir insanın bu durumdan çıkarak normal hayatına devam ettiği ile ilgili bilgi bulunmuyor. Bunun nasıl olacağını da bilen veya anlatan yok. Bön Laması anlatıyor. Eğer kötü niyetli insanlar kalabalık bir şekilde ve çok daha güçlü negatif enerji olan öfke nefret duygusuyla yüklenerek somati durumundaki bir insanın etrafını sararsa şu ikisinden biri olur. Somati durumundaki insan ya ölür ya da canlanma belirtileri göstermeye başlar. Tibet'in Çin tarafından işgali sırasında bazı üzücü olaylar yaşandı. Güney Tibet'teki mağaralardan birinde insanlar hemen girişte asılarak öldürülmüş sıra dışı ve çok fazla büyük boyutlarda cesetlerle karşılaştılar. Olaydan kısa süre önce mağaraya Çin ordusuna ait birlikler girmişti. Çinlilerle Atlantislilerin çarpışması, fantastik filmlerde dahi göremeyeceğimiz bir sahne olurdu. Yani Lama'nın iddiasına bakılırsa Çinliler kendilerinin de menşei olan insan türünün gen havuzunu yok etmeye girişmişlerdi. Ancak her şeye rağmen diye devam ediyor Lama, buralardaki görünmeyen bariyeri aşmaya çalışırken hayatını kaybeden Çinli sayısı bu bariyeri aşabilenlerin birkaç misliydi. Artık buralara girmeye korkuyorlar. Bu normaldir. Herkes yaşamak ister. Antik insanlar Çinlilerden daha güçlüdür. Onlar kendilerini de, insanlığı da koruyacak kadar güçlüler. En eski insanları,
Yani Nandu lahitinin içindekileri ise Çinliler asla bulamazlar. Çünkü onları taşlar koruyor. Denediler fakat hepsi öldü. Yine Güney Tibet'te Somati mağaralarından birinin girişinde çok sayıda Çin askerine ait cesetler bulundu. Tüm alay hayatını kaybetmişti. Taşların üzerine serilmiş cesetlerin yüzleri dehşetten deforme olmuştu. Ancak vücutlarında herhangi bir yara izine rastlanmadı. Ayrıyeten aşağıdaki köylerden insanlar dehşet içinde bağırarak kimisi karınlarını, kimisi kafasını tutarak kaçan Çin askerleri gördüklerini anlatırlar. Gelen bilgilere göre o askerlerin de hepsi öldü. Şu anlattığım şeyler eski büyük sırlardan biriydi. Ancak insanlık hazır oldukça sırlar yavaş yavaş açıklanıyor. İnsanların bir insanlık gen havuzunun varlığından haberdar olmaları dahi çok büyük bir olaydır. İnsanlığın gen havuzu şu an yeniden koruma altındadır. Tüm insanlar bunu bilsin. Fakat bu gen havuzu konusuyla Şambala mevzusu arasında dikkat çeken bir paralellik var. Tüm yazılı antik metinlerde Şambala'nın gizli bir ülke olduğu ve oraya yalnızca ruhen tamamen arınmış yüce insanların girebileceği geçer. Aynı şekilde insanlığın gen havuzunun korunduğu Somati mağaralarına da ruhen arınmış yüce insanların girebileceği söylenir. Yine aynı metinlerde Şambala'nın insanlık için kilit ve hayati önemde olduğu geçer. İnsanlığın gen havuzunun da insanlık için önemi tartışılmaz. Şambala'nın ruhani bir ülke olduğu rivayet edilir. Somati mağaralarındaki tüm etkin güç de orada muhafaza edilen insanların ruhsal gücüdür. Dolayısıyla Şambala denilen şey aslında bu Somati mağaraları olabilir. Belki de gen havuzunun varlığının açıklanmasından sonraki ikinci büyük sır budur. Fakat Tibetli Bön Laması bu soruya cevap vermek istemiyor. Ondan bu sorunun cevabını baş başa yaptığı bir görüşmede almış gibi görünen araştırmacı Muldaşevi ise aralarında geçen sohbetle ilgili sorulan her soruya Tibetli rahiplerin ünlü deyimiyle cevap veriyor. İşte bunu Tanrı'ya dahi söylemem. Aslında bu büyük sırrı koruyanlar sadece Tibet rahipleri değil. Örneğin bu Somati mağaralarından birinin 3000 metre yükseklikte yerleşen bir köyün yakınlarında olduğuna dair net bir bilgi var. Ancak o bölgede o kadar çok mağara var ki bu karmaşık sistemlerin içinde kaybolmamak imkansız. Üstelik her konuda son derece açık yürekli ve yardımsever insanlar olan Tibetli köylüler söz konusu Somati mağaraları olunca bir anda değişiyorlar. Bu konuda ağızlarını bıçak açmıyor. Uzun uğraşlar sonucunda alınan bilgiye göre bu köyden yalnızca bir kişi arada bir yakınlardaki Somati mağarasına uğruyor. Ancak o kişinin de kimliği bilinmiyor. Bilenler ise hiçbir bedel karşılığında bunu söylemiyorlar. Neredeyse tüm antik kaynaklar insanlığın gen havuzunun ilk Tibet ve Himalayalarda oluşturulduğunu anlatır. Peki neden? Bu bölgenin özelliği nedir? Bunun cevabını Blavatsky veriyor. Blavatsky'nin kitabında Vara diye geçen bu Somati mağaraları anlatıldığına göre ilk başlarda dünyanın kutup noktalarında oluşturulmuş. Nuh tufanına dek Himalaya ve Tibet bölgeleri dünyanın kuzey kutbuydu. Nuh tufanından sonra dünyanın ekseninin değişmesiyle kutuplar da yer değiştirdi. Ancak tabii ki varaların bulunduğu tek yer buralar değil. Somati mağaraları için en uygun ısı oranı 4 derecedir. Bu ısı düzeyi piramitlerin içi, mağaralar ve suyun derin noktaları için tipiktir. Bu yüzden Somati insanları için mağaralardan sonraki en uygun yerler piramitlerin içi ve derinlikler olabilir. Blavatsky'ye göre piramitlerin altında 3, 4 ve 5. türden insanların örnekleri bulunuyor. Onların su altında da bulundukları ile ilgili ise herhangi bir anlatım yok.
Tabii Tibet'le ilgili tüm diğer konularda olduğu gibi Somati mağaraları ve Nandu Lahiti konuları da sayısız efsanelere, varsayımlara ve tartışmalara neden olmuştur. Mesela Nandu Lahiti'nde bulunan Bilgeler Krallığı Şambala'ya açılan kapının kaya üzerinde yaklaşık 150'ye 200 metre çapında oldukça düzgün, kesilerek yapılmış gibi izlenim veren bir düzlük olduğu söylenir. Kapının bulunduğu yer büyük bir sırdır. Gerçi yeri açıklansa dahi burayı açabilecek gücü yok. Ehil olmayan kişi kapıyı açmayı başarsa dahi psikoenerjik bariyeri aşması gerekiyor. Bu aşıldıktan sonra ise üçüncü bir zorlukla karşılaşıyor. İçi öldürücü gazla dolu kilometrelerce uzunlukta karanlık yeraltı tüneller. Bu tüneller ilk başlarda oldukça dardır. Ancak yeraltı dünyaya yaklaştıkça genişlemeye ve ferahlamaya başlıyor. Bu yapının sahipleri, insanların yalnızca gerekli gelişmişlik düzeyine ulaştıktan sonra buraları fethedebilmesini teminat altına almış gibiler. Bilime tamamen düşman din algısı insana aydınlanma getirmez. Bu tür bir din, herhangi bir felsefi temelden yoksun, sıradan gelenekler haline gelerek insanın günlük hayattaki davranışlarını şekillendirmekten öteye gidemez. Ancak bir varsayıma göre tüm dinler adım adım bilimselleşecek ve tamamen iman üzerine temelli fikirler yerini bilimselliğe bırakacak. Doğası itibariyle birbirine pek yakın görünmeyen bu iki sistemin nasıl bir araya geleceği soru işaretidir. Fakat yine de buna daha çok var. Bu belgeselde anlattığımız türden bir konuyla karşı karşıya kalındığı zamansa, yani elde somut bilgiler veya gözlemlenebilir gerçekler değil, çeşitli kaynakların aktardığı anlatımlar olduğu zaman, neye inanılıp neye inanılmayacağı ile ilgili bir altın oran tutturmak da kolay olmuyor. Hoş, bilimde inanmak diye bir şey pek yer almaz. Bilim, inanmak değil, adı üstünde bilmek demektir. Bu ise bilimsel yöntemin uygulanmasından geçer. Muldaşev de bunların bilimsel varsayım olarak tartışılması gerektiğinden bahsediyor. Bu anlatımların içinde yer alan bazı kısımların ileride yanlışlana veya doğrulanabileceğini de söylüyor. Fakat yazdığı kitapta bu anlattıklarının büyük bir bölümünün gerçek olduğundan emin olduğunu vurguluyor. Şimdi ise eksik taşları da yerine oturtarak bu geniş çemberi kapatalım. Helena Blavatsky'ye göre dünyada yaşamış ilk insan ırkı daha ziyade meleksi varlıklardı. Bunlara ruh da diyebiliriz. İkinci aşamada yavaş yavaş bir kütle kazandılar ve üçüncü aşamanın temelini attılar. Eskilere göre madde hiçlikten meydana geldi. Bu mutlak hiçlik sadece bir hiçlik değildi. Bu bir şeyle doldurulmuş boşluktu. İşte bu şeyin ne olduğunu bilmiyoruz. Bir varsayıma göre madde ve antimadde her zaman mutlak hiçlikten meydana gelir. Oluşuyorlar ve çarpışarak birbirlerini yok ediyorlar. Yani her durumda mutlak hiçlik kendi dengesini ve varlığını sürdürüyor. Fakat milyarlarca yıl sonra bir an geliyor ve atomlarla antiatomlar birbirinden ayrılıyor. Böylece hiçlikten ya da bilmediğimiz bir enerjiden madde meydana geliyor. Aynı şekilde mutlak hiçlikten negatif ve pozitif yönlerde, yani birbirine zıt yönlerde dönmeye başlayan burulma alanları oluşuyor. Sonra onlar da birbirini yok ederek mutlak hiçliği besliyorlar. Sonra bir gün bu burulma alanları da çarpışmak yerine birbirinden uzaklaşıyor. Böylece mutlak hiçlikten ince alem, yani ruhani alem meydana geliyor. Varsayıma göre bu alemle insan bilinci arasında doğrudan bağlantı var. Çünkü burulma alanları ruhun maddesel taşıyıcılarıdır. Bundan çıkan sonuca göre mutlak hiçlikten iki alem meydana geldi. Fiziksel ve ruhani. Fiziksel alem gittikçe karmaşıklaştı. Yıldızlar, gezegenler, galaksiler ortaya çıktı. Burulma alanlarından meydana gelen ruhani dünya da karmaşıklaştı. Bu alemdeki gelişmenin ne şekilde ilerlediğini açıklamak şimdilik zor. Ancak muhtemelen bu alem zaman-mekan döngüsüyle gittikçe daha da genişleyerek devasa miktarlarda bilgi depoladı. Belki de çok katmanlı burulma alanları meydana geldi. Ya da bu alanlar bambaşka bir karaktere dönüştü.
bu ince alemde bir tür evrim neticesinde, ki bu evrimin mekanizmasını ve kanunlarını da bilemeyiz, ruh meydana geldi. Ruh çok yoğun bir psişik enerjiye sahipti ve büyük kapasitede bilgiyi sonsuza dek taşıyabiliyordu. Çok sayıda ruh bir araya gelerek aralarında bir bağ kurdular ve ardından evrensel bilgi merkezini oluşturdular. Bu öbür dünya dediğimiz şeydir. O dünyada yaşam böyle ortaya çıktı. O dünyada bilginin gelişimi, depolanması ve korunması süreci devam ederken buna paralel devam eden maddesel boyut hala belirsiz ve ölüydü. Her canlı yaşam gibi ince alem varlıkları da yayılarak yeni yaşam alanları oluşturmaya eğilimliydi. Ruhun maddesel boyuttaki yaşama geçebilmesi için ince alemin burulma yani torsiyon alanlarının maddesel alemin yoğunluğuna ulaşana dek dönmeye devam etmesi gerekiyordu. Böylece maddesel alemde insan bedeni oluşmaya başladı. Herhangi bir yaşam formunun ortaya çıkmasında bilginin korunması ve nesilden nesle iletilmesi kilit rol oynar. Fiziksel dünyada bu süreç gen denen özel bir kalıtım birimi sayesinde gerçekleşir. Gen birimleri belki de insan ruhunun bilgi açısından çok yoğun parçalarının maddeleşmesi sonucu oluştu. Burulma alanlarını DNA molekülü oluşturacak şekilde dizmesi sonucunda. Maddeleşmesi sırasında tek bir hücrede, tek bir spermde vücudun tüm yapısıyla ilgili bilginin sığdırıldığı böyle bir birimi oluşturan ruhun kendi karmaşıklığını hayal edebiliyor musunuz? Yapıdaki her hücre ve her molekül dahil. İnce alemdeki hayat akıl almaz derecede gelişmiş ve muhteşem olmalı. Çünkü evrimsel açıdan maddeden bile eski ve gen haritası denilen bir sistemi doğurmuştur. Ancak tüm bunlar öteki dünya dediğimiz ince aleme göre çok çok daha basit bir sistemdi. Bu durumda insan diğer dünya olmadan var olabilir mi? Gen birimini oluşturarak insanın çoğalma sistemini devreye sokan ruh, onun düşünsel yanını geride bıraktı. Tüm dinlerin de dediği gibi bebek önce anne rahmine düşer, sonradan onun düşünsel yanını tamamlayan ruhu vücuduna girer. Dolayısıyla biz ince alemden gelen ve o dünyanın enerjisini kullanan ruhumuz sayesinde düşünebiliyoruz. İnsan beyni ise maddesel dünyanın enerjisini kullanarak diğer dünyanın burulma alanının dönmesini sağlayarak ruha düşünce sırasında destek oluyor. İnsan ölünce ruh maddesel bedenden ayrılarak ruhlar dünyasına, yani ince aleme gider. Çok daha karmaşık ve kalabalık bir aleme. Sonsuz olan ruh bazen geri döner, o sırada annenin rahminde olan yeni bir bebeğin bedenine girerek tekrar maddesel dünyaya doğar. Yani ince alem sayesinde oluşan insan, ince alem dediğimiz ruh alemiyle maddesel dünyanın kombinasyona olan bir yaşam formudur. İlk üç ırk öteki dünya dediğimiz ruhani alemle bağlantılı yaşıyordu. Sonra daha yoğun kütleye ve gelişmiş bir fiziksel bedene sahip, şimdiki insanlara göre çok iri, dört kollu bir tür geldi. Bunlar Lemuryalılardı. Onlar bu gezegende yaşamış en yüksek düzeyde uygarlıktı. Savaşsız ve afetsiz çok fazla uzun bir gelişim süreci yaşadılar ve bu sayede en yüksek düzeye ulaştılar. Fakat eninde sonunda birbirleriyle savaşa girdiler. Dehşet verici enerjik güce sahip silahların devreye sokulmasıyla hem uygarlıkları sona erdi hem de büyük bir günah işlemiş oldular. Diğer dünyanın yüksek ilimlerini ve enerjisini bu dünyadaki çıkarları için kullandılar. Üstelik güzellik ve yaratılış uğruna değil, yıkıcı amaçlar uğruna. Korkunç küresel soykırım ve uygarlığın çöküşünden sonra hayatta kalan son bireyler yer altına gittiler. Bir kısmı kendi türlerinin gen havuzunu oluşturdular. Somati adlı derin uyku haline geçerek.
Kalanlar ise uygarlıklarının eriştiği bilimsel ve teknolojik kazanımları kaybetmemek ve kurdukları gen havuzunu koruma altına almak için orada yeni bir teknolojik uygarlık kurdular. Yer altındaki Lemuryalılar uygarlığı, kendi hücrelerini yenileme yolunu da bulduklarından tam anlamıyla ölümsüzlüğe kavuştular. İşte Agartha ve Shambhala böyle kuruldu. Dünya üzerinde ortaya çıkan bir sonraki ırk olan Atlantisliler daha yoğun kütleye sahiplerdi. Onların da diğer dünya ile sağlam manevi bağları vardı. Fakat bu dünyanın kaygılarıyla daha fazla ilgiliydiler. Manevi dünyanın iyilik, temizlik ve sevgi kavramları aşamalı olarak geri plana geçiyordu. Fiziksel bedenin çıkarları ve bedensel zevkler onları fazla meşgul etmeye başlamıştı. Yine de Lemuryalıların yeraltı uygarlıklarından yardım ve destek gördüler ve geliştiler. Atlantislilerin bir bölümü yeterince gelişerek insanlık gen havuzuna girme hakkı kazandıktan sonra Lemuryalılar onlara kendi eski ilimlerini öğrettiler. Bu sayede Atlantisliler büyüyüp geliştiler. Ancak yine de sorunlarını savaşla halletmeye çalışma aptallığından bir türlü vazgeçemediler. Büyük günah yeryüzünde bir daha işlendi. Öbür dünyanın ilimleri bu dünyada şiddet ve kötü amaçla kullanıldı. Atlantis uygarlığı da kendini bitirdi. Her şey çöktü. Sonra daha yoğun kütleye sahip 5. ırk geldi. Ariler, yani biz. Bu türe artık köle diyebilirsiniz. Fiziksel bedenlerinin ve zevklerinin köleleri. İnsanlığın ortaya çıkmasıyla birlikte üst akıldan onların bilinçlerine Tibetli rahiplerin "Soğum" dedikleri ilahi bir komut geldi. Bir başka deyimle son kuşağın DNA'sına gizemli bir kod işlendi. Bu son türün manevi dünya ile bağlarını tamamen keserek yaşam prensiplerini değiştirdi. Artık diğer dünyanın ilimlerini bu dünya için kullanamayacaklardı. Beşinci kuşak, gerçek kökeni olan diğer dünyanın ilkeleri doğrultusunda değil, fiziksel varlığının bekası için yaşamaya başladı. Bu zayıf tür, kendinden önceki uygarlıklar gibi evrensel bilgi merkezine bağlanmayı ve diğer dünyanın ilimlerini kullanmayı bilmediğinden gelişemedi. Gönderilen manevi önderler ya hiç işe yaramadı ya da bir süre sonra etkilerini kaybettiler. Varoluşun temelini oluşturan iyilik, sevgi ve kötülük kavramları birbirine girdi. Vicdanın sesi ise sadece arada bir kendini belli etmeye çalışan zayıf bir fısıltıya dönüştü. Ancak insan manevi yanı olmadan yaşayamaz. Onun cevheri maneviyatıdır, yani ruhudur. O ruh, dünyada fiziksel beden adlandırılan güzel bir aracın içinde dolaşmaktadır. Biz insanlar kozmik dalgaların gezegen yüzeyindeki yaşama adapte olmuş şekliyiz. Biz dünya üzerinde bir dış kaplama içinde gezip dolaşan başka bir dünyaya ait ruhlarız. Muhtemelen aynı kozmik dalgalanmalardan başka gezegenlerde de o gezegenlerin yüzeyindeki ruhun kütle kazanmasıyla yaşama uygun fiziksel varlıklar gelişti. Her gezegende farklı kimyasal süreçler, farklı molekül yapıları. Fiziksel dünyada ruhun kütle kazanmasıyla insanlığın ortaya çıkması süreci, doğanın büyük ve uzun süren evrim sürecinin sonucuydu. Ancak gezegenin yüzeyinde yaşayan insanlık, jeolojik veya kozmik afetlerden sigortalanmış değil. Keza bilim ve teknolojinin yeterli düzeye ulaşması durumunda küresel bir felakete yol açabilecek olan kendi iç çatışmalarından da öyle. İnsan türünün kendini yok etmesi. İnsanlığın tamamen yok olması her şeyin en başından, ruhun kütle kazanması noktasından başlamak zorunda kalması demektir. Bu yüzden doğanın her şeyi yeniden işlemesini beklemek yerine sistemin sigortası olarak dünyada tüm türlere ait bir gen havuzu oluşturulması gayet mantıklı bir önlemdi. Üstelik gelişi güzel yürüyecek olan bu sürecin yeniden bugünkü akıllı insanı ortaya çıkarması ihtimali de pek düşük iken. Aktarımlara bakılırsa türün yok olabileceğine dair ilk işaretler daha Lemuryalılar döneminde görülmeye başlamıştı. Dolayısıyla gen havuzunun Lemuryalılar döneminde oluşturulmaya başlamış olması lazım.
Yine de buna dair kanıtımız yok. Çünkü konunun edebiyatına göre mağaralarda korunan türler arasında Lemuryalılar da var. Dev boyutlardaki bu insanlar yalnızca mağarada somati durumunda bulunmuyorlar. Gizemli Şamb alanında temelini teşkil ediyorlar. Üçüncü uygarlığın, Lemuryalıların, Atlantislilerin ve insanların gen havuzu çok eski bir olgudur ve birkaç milyon yıllık bir zamanı kapsar. Somati durumunda ise zaman sınırlaması yoktur. Bizim, yani son insan ırkının örnekleri ise gen havuzunda yalnızca kısmen yer alır. Çünkü dünya uygarlıkları arasında en önemli yer Lemuryalılarındır. Biz çok sağlam bir tür değiliz. Bu gen ağacının hastalıklı dalıyız. Biz tüm bu sürecin en başarısız halkalarından biriyiz ve fazla da tutunamayacağız. Çünkü manen çok fazla zayıfız. Biz kötüyüz. Bu gen havuzunda hiç yer almayabilirdik. Bir başka deyimle çok da gerekli değiliz. Biz kinimiz, hırsımız, bencilliğimiz, açgözlülüğümüz ve kıskançlığımızla baş edemeyecek kadar küçük, güçsüz ve değersiziz. Biz başarısız bir deneyiz ve bu gidişle öncekilerden daha kısa zamanda yok olmaya mahkumuz. Bu haldeki bizler haberini aldığımız zamandan beri her yerde Şambala'yı arıyoruz. Peki bulabilir miyiz? Bu soruya Lamaların da, Blavatsky'nin de, Muldaşev'in de cevabı aynı ve net. Kesinlikle hayır. Onlar bizim altımızda, bize paralel yaşıyorlar ve bizi gözlemliyorlar. Onlara bir misafir gibi gitmemiz de imkansız ve gereksiz. Onlar ziyaretçi istemiyorlar. Biz onlar için avuç içi kadar net ve bilindik bir şeyiz. Her daim açık bir kitabız. Şu çok gururlandığımız teknolojimizle Lemurya teknolojisi arasındaki fark, bizimle elinde sopası hayvan kovalayan taş devri insanı arasındaki farktan daha büyük. Ancak yine de bizim uygarlığımızın başardığı şaşırtıcı bir şey vardı. Gezegen tarihinde ilk kez diğer boyutun bilimini kullanmadan bilim ve teknoloji geliştirdik. Ancak böyle bir bilgi kötü sonuçlar da doğurdu. Tüm fikirler yalnızca hakimiyet kültü çıkarına geliştirildi. Yani sadece yönetenlerin gücünü katlayan bir tür saltanat bilimi ve teknolojisi. Güzellik, sevgi ve iyilik namına değil, mutlak efendilik amacıyla geliştirilen bu bilim ve teknoloji çok büyük felaketlere gebeydi. Korkunç çevre felaketleri ve iki büyük dünya savaşı. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında insanlık, bilim alanındaki kazanımları sayesinde geliştirilen silahların yıkıcı gücünü anladı. Aldığı ders çok açıktı. Bilim ve efendilik kültü bir arada çok tehlikelidir. Egemenlik hırslarına alet olan bilim, korkunç bir şeydir. Binlerce yıldır peş peşe ortaya çıkan dinler de hiçbir işe yaramamıştı. O zaman da insanlar din eksenli savaşlara girişmişlerdi. Her ümmet kendi dinini egemen kılmak için. Böylece dinler de saltanat silahına dönüşmüş ve sevgi, merhamet, hoşgörü esasına dayanan emirler bağnaz ve yok edici bir hale gelmişti. Altında yine aynı bela vardı. Hakimiyet kültü. İnsanlar tüm dinlerin kökünün aynı noktaya bağlandığını bile umursamamışlardı. Kimileri artık tüm insanlığın yeni ve tek din etrafında birleşmesi gerektiği görüşündeler. Hatta son asırlarda dünyanın girdiği bu kör döngüyü, bu korkunç karşı durmaları yeni bir ideolojinin ya da dinin doğum sancıları olduğu da varsayımlar arasında yer alır. Doğacak olan yeni dinin veya düşüncenin de bir süre sonra hakimiyet kültünün silahına dönüşmeyeceğinin hiçbir teminatı yok. Çünkü sorun fikirlerde değil, nasıl ve niçin uygulandığındadır. Yani bizdedir. Hakimiyet hırsı, anlamsız ve aptalca baş olma hevesi ve gülünç kibrimizde.
Tüm dinler gelecek bir zamanda dünyada altın çağın yaşanacağını vaat eder. Kimi dinlere göre hakikat çağı, kimi dinlere göre asr-ı saadet vesaire. Belki de o gün geldiğinde bize bir zamanlar Lemuryalıları o göz kamaştırıcı uygarlık düzeyine eriştiren ve Atlantislileri kudretli bir medeniyet seviyesine yükselten Lemurya biliminin Şambala ve Agartha'da korunan sırları da açılır. Ancak muhtemelen Lemuryalılar bu bilgilerin zamanında kendilerini de Atlantislileri de koruyamadığını, aksine sonlarını getirdiğini unutmadılar. Onlardan çok daha zayıf, çok daha kibirli, daha öfkeli bir tür olan insanın bu ilimleri nasıl kullanabileceğini düşününce insan sormadan edemiyor. O altın çağ gerçekten yaşanacak mı? Bunun cevabı da basit. Bu bize bağlı. Biz bize öğretilen dinlerin temelindeki o düsturu dahi hakkıyla uygulayamıyoruz. İyi niyetli olmak. Eğer bu psikoloji toplumlara hakim olursa, işte o zaman türümüz için en iyisini bekleme hakkımız doğar. O zaman belki aramızdan bazıları, hatta belki de birçoğumuz Şambala'ya davet edilir ve geleceğin büyüleyici dünyasını canlı görür. Orada dünyamızı kökünden değiştirecek bilgilere sahip olur. Onların güvenini kazanmanın tek yolu, kitlesel saf düşünce ve kitlesel iyilik psikolojisidir. Sanmayın ki bir veya birkaç kişinin iyi yürekli, merhametli büyük insan olması tüm insanlığı kurtaracak. Hayır. Tüm insanlık yüksek manevi düzeye ulaşmadığı sürece bu türün akıbeti karanlıktır. Aksi halde iyi insanlara verilen büyük sırların her zaman kötü insanların eline geçme tehlikesi var olmaya devam edecektir. Atlantis'in hüzünlü akıbetinden büyük ders almış olan Şambala, kendisini de büyük sırlarını da yüksek gizlilikle korumaya devam edecek. Ta ki dünya yüzeyinde kitlesel saf düşünce, iyi niyet, yüksek merhamet ve sevgi hakim oluncaya dek. Ta ki yeryüzünde bu büyük ilimleri yıkıcı niyetle kullanacak bozuk bireyler tamamen yok oluncaya dek. Bir gün bunu başarır mıyız dersiniz? Bilemeyiz. Şimdilik onlar bizi alttan korumakla birlikte yüksek teknolojilerini bizden özenle saklıyorlar. Çünkü bize güvenmiyorlar. Çünkü aramızda gerçekten temiz yürek sayısı hala çok az. Şimdilik Şambala'yı yalnızca hayal ediyor, ne olduğunu mantığımızla çözmeye çalışıyoruz. Ancak bu kadarı bile kendi meyvelerini veriyor. Bizden yüz binlerce yıl ileri düzeydeki uygarlıkların kendi çocukları gibi gördüğü bizi gizlice koruyup kolladığı düşüncesi mutluluk ve güven duygusu veriyor. Ve güzel yürekli insanların tüm insanlığı aydınlık geleceğe ve uygarlığın zirvesine ulaştıracağı fikri. Unutmamak lazım ki bu efsanevi Şambala sakinlerinin kalpleri rafine edilmiş gibi temiz ve berraktır. İşte Şambala'nın bu akıl almaz gücünün nedeni de bundadır. Kristal gibi temiz insan kalpleri. Peki ya arkeolojik bir buluş olarak Şambala'ya ulaşmak nasıl? Maalesef, Şambala bunun çok üstündedir. Kailaş Dağı'nın kadim sırları Himalayaların kalbinde yaşamaya devam ediyor. Belki de bir gün Kailaş Dağı'nın tüm sırlarını çözecek ve merak ettiğimiz sorulara da cevap bulacağız. Hatta belki de Tibetli rahiplerin söylediği gizemli bir cümlenin de anlamını kavrayacağız.